Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size bağışıklık sisteminden bahsedeceğim. Bağışıklık sistemi nedir? Bizim vücudumuza giren yabancı maddeleri tanıyarak onları yok eden, onlardan bizi koruyan sistemdir bağışıklık sistemi. Özellikle bugünlerde çokça karşımıza çıkıyor bağışıklık sistemi. Biliyorsunuz bir salgın var, virüs var. Bu yüzden dolayı da bağışıklık sistemini işte güçlü tutun falan filan gibi bir sürü haberler çıkıyor. Şimdi peki nedir bağışıklık sistemi, nasıl çalışıyor? Hep duyuyoruz ama nasıl çalıştığını biliyor muyuz acaba? Şimdi biz bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığına bakacağız arkadaşlar. İlk olarak bilmemiz gereken iki tane kavram var. Bu kavramlara bakalım. Daha sonra ise bağışıklık sisteminin ana elemanlarına, olaylarına giriş yapacağız. Arkadaşlar, bilmemiz gereken birinci kavram antijendir. Antijen. Antijen, bizim vücudumuza giren yabancı proteinlere biz antijen diyoruz. O zaman yazalım. Vücudumuza giren yabancı proteinlerdir. Bir de buna bağlı olarak bilmemiz gereken antikor var. Antikor. Antikor da yabancı proteinlere karşı üretilen savunma proteinleridir arkadaşlar. Bunları da biz antikor diyoruz. O zaman yazalım. Yabancı proteinlere karşı, yani antijenlere karşı, yabancı proteinlere karşı üretilen savunma proteinleridir. Savunma proteinleridir. Evet, antijen ve antikor bu şekilde. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim. Biz bağışıklık sistemini ikiye ayırıyoruz. Mekanizmasını arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Biri özgül olmayan savunma mekanizması. Özgül olmayan ne demek? Yani işte mikrop ayırt etmiyor. Hepsine aynı tepkiyi veriyor gibi düşünün. Özgül olmayan bu demek. Bir de özgül bağışıklık sistemi veya özgül savunma mekanizması. Bu da mikrop ayırt ediyor, onu tanıyor, ona göre savunma yapıyor. İşte böylece ikiye ayırmış oluyoruz. O zaman şöyle ayıralım. İlk olarak tablo şeklinde göstereceğim. Daha sonra detaylı açıklamalarına gireceğim. Şuraya özgül olmayan savunma mekanizmaları diyelim. Savunma mekanizmaları. Şuraya da özgül savunma mekanizmaları diyelim. Evet, bu şekilde. Şimdi bakalım, açıklamalarını yapalım ilk önce. Özgül olmayan savunma mekanizması hastalık yapıcı olan etkeni seçmez. Hepsine aynı şekilde direnç gösterir arkadaşlar. O yüzden yazıyoruz özgül olmayan savunma sistemini. Hastalık yapıcı etkenleri ayırt etmeden aynı şekilde direnç gösteren mekanizmadır. Peki bunun çeşitleri neler? Arkadaşlar, bunun bir sürü çeşidi var. 6 çeşidi var. Bakalım bunlara. Birincisi fiziksel engeller. Fiziksel engeller, yani bizim vücudumuza girmesini engelleyen faktörler. İkincisi doğal katil hücreler. Üçüncüsü iltihaplanma. Yazamadım tabii her zamanki gibi. İltihaplanma. İltihaplanmanın diğer adı yangısal tepkidir. Yangısal tepki. Sonra arkadaşlar fagositler. Fagositler. Yani fagositoz yapan hücreler. Daha sonra interferonlar. İnterferonlar ve ateşlenme. Ateşlenme. Bunlar bizim özgül olmayan, hastalık yapıcı etkeni ayırt etmeyen savunma mekanizmalarımızdır. Gelelim özgül savunma mekanizmasına. Burada hastalık yapıcı mikroorganizmalar tanınıyor
ve o mikroorganizmaya özgü savunma oluşturuluyor. İşte bu mekanizmaya biz özgü savunma mekanizması diyoruz. O zaman yazalım. Hastalık yapıcı mikrop tanınır ve ona özgü savunma oluşturulur. Savunma oluşturulur. İşte biz buna ne diyoruz? Özgül savunma mekanizması diyoruz. Bu da iki şekilde de. Biri humoral bağışıklık. Humoral demek sıvısal demektir. Sıvısal bağışıklık. Bir de arkadaşlar hücresel bağışıklık. Hücresel bağışıklık. Bunların her birini teker teker açıklayacağız. İlk önce neyden başlayalım? Özgül olmayan savunma mekanizmalarından başlayalım. O zaman şöyle sayfayı değiştiriyorum. Şöyle orta bir başlık yazalım. Özgül olmayan savunma mekanizmaları. Özgül olmayan savunma mekanizmaları. Arkadaşlar bir diyoruz fiziksel engeller. Fiziksel engeller. Nedir fiziksel engellerimiz? İlk önce bakalım. Arkadaşlar fiziksel engeller mesela derimiz mikropların vücudumuza girmesini engeller. Bunu nasıl yapar? Salgıladığı yağla yapar veya terle yapar arkadaşlar. İşte pH'ı düşürerek yapar. Böylece mikropların bizim derimize yerleşmesini engeller. O zaman birinci fizikselimiz neymiş? Derinin mikropların girişini engellemek için ter ve yağ salgılaması. İşte bu nedir? Bizim fiziksel engellerimizden biridir. İkincisi, mesela ağız yoluyla mikrop alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Yediğimiz yiyeceklerle. İşte elma yiyoruz, armut yiyoruz. Onları doğru düzgün belki de yıkamıyoruz. Veya işte tezgahtan aldığımız gibi yiyoruz. Tabii şimdilerde yapamıyoruz bunu ama önceden yapıyorduk. Çünkü böyle bir salgın yoktu. Bu ne oluyor? Ağızdan alınan bu mikrop mideye giderek orada asit sayesinde öldürülür arkadaşlar. O zaman yazalım. Ağız yoluyla alınan mikropların midede yok edilmesi. Bir sonraki fiziksel engelimiz mesela gözyaşımız veya tükürüğümüz. İçerisinde lizozim enzimleri vardır arkadaşlar, sindirici enzimler. Bunlar da yine mikropların yok edilmesini sağlar. O zaman yazalım. Gözyaşı ve tükürükte bulunan lizozim enzimleri. Son olarak da şunu söyleyelim. Mesela nefes alırken burnumuzla nefes aldığımız zaman burada solunum yoluyla giren o mikropların mukus ve kıllara yapışması arkadaşlar. Bu da yine fiziksel bir engeldir. Yazalım onu da. Solunum yoluyla alınan mikropların mukus ve kıllara yapışması. Evet, ilk savunma mekanizmamız bu. Gelelim ikincisine, doğal katil hücrelere. O zaman iki diyelim, doğal katil hücreler. Arkadaşlar bunlar mikropları fagosite etmiyorlar. Yani fagositoz yapmıyorlar. Bunlar salgıladıkları lizozim enzimleriyle, yani sindirici enzimlerle ilk önce virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücreleri parçalayarak yok ediyorlar. Özellikle doku ve organ nakillerinde doğal katil hücreler çok önemlidir. Çünkü eğer dokuyu tanımazsa doku uyumu, organ uyumu gerçekleşmez. Bu yüzden de doğal katil hücreler oldukça önemlidir. O zaman yazalım doğal katil hücreler için. Mikropları fagosite etmezler.
mikropları fagosite etmezler. İlk özelliğimiz bu. İkincisi, salgıladıkları lizozim enzimleriyle virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücreleri yok eder. Arkadaşlar bakın, bizim vücudumuz kansere karşı da savaşıyor aslında. Hani kanser olduğumuz zaman, hani Allah korusun eğer kanser olursak, aslında doğal katil hücreler bununla savaşıyor ama yeterli gelmediği için ne oluyor? Kanser hastalığı ortaya çıkıyor. O yüzden bizim bağışıklık sistemimizi oldukça güçlü tutmamız gerekiyor. Gelelim sonraki özelliğine. Ne dedik? Doku ve organ nakillerinde en önemli faktördür diyelim. Doku ve organ nakillerinde en önemli faktördür. En önemli faktördür. Evet, doğal katil hücreler de bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bir sonraki savunma mekanizmamıza. Nedir? 3 diyoruz, fagositler. Bakın bunlar adı üstünde fagosit. O zaman ne yapacaklar? Fagositoz yapacaklar arkadaşlar. Hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı ilk görev yapan hücreler fagositlerdir. Bakın fiziksel engellerden sonra ilk olarak kim görev yapıyor? Fagositler görev yapıyor hücre olarak. O zaman yazalım. Hastalık yapıcı mikroplara ve maddelere karşı ilk görev yapan hücrelerdir. Evet, ilk özelliğimiz bu. Gelelim bir sonraki özelliğimize. Arkadaşlar bunlar birkaç tane örneği var aslında. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bazı al yuvar çeşitleri. Mesela nedir? Nötrofiller, eozinofiller. Ve bağ doku hücreleri arkadaşlar, makrofajlar. Bunlar fagositlere örnektir. Yani vücudumuzda tek bir çeşit fagosit yoktur. Bir sürü çeşidi vardır. O zaman yazalım bu çeşitlerinde. Bazı al yuvarlar ne dedik? Nötrofil ve eozinofil gibi. Bunlar bizim bazı al yuvarlarımız. Daha sonra ve bağ doku hücreleri. Bunlardan da makrofajlar. Bunlar da arkadaşlar neymiş? Fagositlere örnekmiş. Fagositlere örnektir. Evet, fagositlerin bir diğer özelliği de adı üstünde ne yapacak? Fagositoz yapacak. Vücuda giren mikropları fagositozla hücre içerisine alıyor, sindiriyor arkadaşlar. Onu da yazalım. Vücuda giren mikropları hücre içine alarak fagositozla yok eder. Evet, bu şekilde sindirerek yok ediyor. Evet, fagositlerimiz bu şekilde. Gelelim sonraki savunma mekanizmamıza. 4 diyeceğiz, interferonlar. İnterferonlar. Arkadaşlar interferon mikrop olarak virüslere özgü olan bir proteindir. Virüs bulaşmış hücreler tarafından salgılanan bir proteindir arkadaşlar, interferon. O zaman yazalım interferon içinde. Virüs bulaşmış hücreler tarafından salgılanan antimikrobiyal ne demek? Mikrobu öldüren demek. Antimikrobiyal proteinlerdir. Peki bunlar ne yapıyor? Nasıl çalışıyorlar? Arkadaşlar bunlar nezle, grip gibi enfeksiyonların vücuda yayılmasını engelliyorlar. Bu interferonlar sayesinde. Ayrıca
Fagositoz yapan hücreleri de uyararak mikropların fagositozla yok edilmesini sağlıyor. İnterferonlar aslında birçok göreve sahip. O zaman şöyle diyelim. Nezle, grip gibi hastalıkların vücuda yayılmasını engeller. Bir de ne yapıyormuş? Fagositoz yapan, yani fagositleri aslında, fagositleri uyararak mikropların fagositozla yok edilmesini sağlar arkadaşlar. Evet, interferonların özellikleri, görevleri de bunlar. Gelelim bir sonrakine. Yangısal tepki diyeceğiz. Şöyle 5 diyelim, yangısal tepki. Yangısal tepki. Neydi yangısal tepkinin diğer adı? İltihaplanma. Arkadaşlar, yangısal tepki, yani iltihap olayı, aslında bizim bağışıklık sistemimizin oluşturduğu bir cevaptır. Yani virüse veya bakteriye karşı oluşturduğu bir cevaptır. Ama eğer ki bu yangısal tepki uzun süre sürerse ya da vücudumuzdan bir türlü gitmez iltihaplanma, maalesef bizlerde zarara yol açıyor. O yüzden de iltihaba karşı ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz. Peki nasıl oluşuyor? Hemen bundan bahsedelim. Arkadaşlar, mesela elimizi kestik. Yani bir şekilde bir zarar gördük. Mikroplar tarafından da enfekte edildik. Yani oraya mikrop bulaştı. İşte bu dokularda iltihaplanma meydana geliyor. Peki bu iltihap nasıl oluşuyor? Şöyle oluşur. Zarar gören dokumuzda mast hücresi dediğimiz hücreler histamin salgılıyor. Ve salgıladığı histamin maddesi sayesinde damar geçirgenliğiyle kanın akış hızı artıyor. O yüzden zaten kestiğimiz yerde ne oluyor? Kan bir süre durmuyor, değil mi? Hızlı akıyor. Bu histamin sayesinde gerçekleşiyor. Daha sonra bizim bağışıklık hücrelerimiz ve pıhtılaşma faktörleri yaralanan bölgeye hızlıca geçiyorlar arkadaşlar. Hızlıca geçiyorlar oraya. Bunun sonucunda ise o yaralanan bölgemizde bir kızarıklık meydana geliyor. Kızarıklık meydana geliyor. Etrafında da ödem oluşuyor. Daha sonra bu hani dedik ya, bağışıklık hücreleri hızlıca geçer diye, oraya geçen ak yuvarlar mikropları yok ediyorlar arkadaşlar. Mikropları yok ediyorlar ve orada bizim dokumuzun zarar görmesini engellemiş oluyorlar. Fibrinojen, hani neydi fibrinojen? Pıhtılaşmada rol alan bir proteindi arkadaşlar. Fibrinojen ve pıhtılaşmada diğer rol oynayan proteine pıhtı oluşturuyorlar ve mikropların sağlıklı dokulara yayılmasını engelliyorlar. İşte bu şekilde biz iltihaplanma olayını oluşturmuş oluyoruz. O zaman iltihaplanma için yazalım bu söylediklerimizi. Biraz uzun olacak ama olsun. Şöyle yazalım. Çeşitli şekilde zarar görmüş ya da mikroplar tarafından enfekte edilmiş. Enfekte ne demek? Enfeksiyon demek, mikrobun vücuda yayılması demektir arkadaşlar. Enfekte edilmiş dokularda iltihaplanma oluşur. Şimdi bu iltihaplanmanın neler olduğunu yazalım, nasıl oluştuğunu yazalım. Zarar gören dokularda mast hücrelerinin salgıladığı histamin. Bu histamin maddesi önemlidir. Histamin sayesinde damar geçirgenliği ve kanın akış hızı artar. Daha sonra arkadaşlar ne oluyor? Bağışıklık hücreleriyle pıhtılaşma faktörleri bu dokuya hızla geçiyorlar, yaralanma bölgesine.
bağışıklık hücreleri, bağışıklık hücreleri ve pıhtılaşma faktörleri. Pıhtılaşma faktörleri yaralanan bölgeye hızla geçer. Hızla geçer. Daha sonra geçtikten sonra ne oluyor? Bunun sonucunda dokuda kızarıklık meydana geliyor arkadaşlar. Ödem oluşuyor. Dokuda kızarıklık ve ödem oluşur. Ödem oluşur. Yaralı dokuya geçen ak yuvarlar mikropları yok eder. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Az önceki yerde yanlışlıkla al yuvar olarak yazdırdım ben size. Al yuvar değil, ak yuvar çeşitleri olacak. Bakın şu fagositlerde bazı al yuvar değil, ak yuvar çeşitleri olacak. Tamam mı? Al yuvarlar kırmızı kan hücreleridir. Kana kırmızı rengini verir. Oksijen ve hemoglobin taşır. Ama ak yuvarlar bizim savunmamızda görevlidir. Orayı yanlış söyledim. Siz de düzeltiniz lütfen. Ak yuvar çeşitleri olacak. Ak yuvarlar mikropları yok eder dedik. En son ne oluyor arkadaşlar? Fibrinojen ve diğer proteinler pıhtı oluşturarak mikropların yayılmasını engeller. Evet, bu şekilde yangısal tepkimiz son buluyor arkadaşlar. Böylece tamamlanmış oluyor. Son olarak artık ateşlenme kaldı. Ateş bizim vücudumuzun hastalıklara karşı verdiği doğal bir tepkidir. Ama bu ateş eğer ki vücut sıcaklığının çok çok üstüne çıkarsa ne olacak arkadaşlar? Bizim enzimlerimize zarar verecek. Çünkü enzimler yüksek sıcaklıkta yapısı bozulan yapılardır. O yüzden de ateşlenmeye çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarda. Şöyle yazalım. 6 ateşlenme. Peki ateşlenmenin amacı nedir? Her enzimin belli bir çalışma sıcaklığı vardır arkadaşlar. O sıcaklığın çok üstüne çıkıldığı zaman enzimin yapısı bozulur. Bizim bağışıklık hücrelerimiz, savunma sistemimiz diyor ki eğer ki ben ateşi yükseltirsem, vücut ateşini yükseltirsem ne olur? Vücuda giren mikropların enzimleri çalışmaz ve mikroplar yok olurlar, ölürler. Arkadaşlar bunu güzel düşünüyor, yapıyor ama bizim enzimlerimizin de bozulma ihtimali vardır. İşte çocuklarda havale geçirme olayı bundan kaynaklanıyor. Çocuk mikropla karşılaştığında vücudu ateş üretiyor, ateşi artırıyor ama kendi enzimi de zarar görüyor. Bu yüzden de havale sonucunda çocuklarda bazı hasarlar kalabiliyor. Beyinde kalabiliyor, vücudunun herhangi bir yerinde kalabiliyor. O yüzden çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Peki nasıl oluyor bu? Hastalık yapıcı bakteriler var. Bunlar fagositozla parçalandıktan sonra açığa çıkan maddeler bağışıklık hücrelerini uyarıyor arkadaşlar. Bağışıklık sistemi hücreleri de bazı kimyasallar salgılayarak hipotalamus uyarıyor. Hipotalamus da ne yapıyor? Vücut ısısını artırıyor. Çünkü hipotalamus neydi? İç dengeyi ayarlayan beyin yapımızdı. İç dengede vücut sıcaklığı da var. Vücut sıcaklığını artırıyor. Vücut sıcaklığının artması oradaki işte bağışıklığımızda görev yapan interferonların daha iyi çalışmasını ve fagositoz yapan hücrelerin de etkisini artırıyor. Böylece oradaki bakterilerin yok edilmesi daha kolay oluyor. Ama tabii ki buna bağlı olarak kalp atışı da hızlanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ateşlenmeye çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. O zaman yazalım ateşlenme nasıl etki yaptığını. Hastalık yapıcı bakterilerin fagositozla parçalanması sonucu açığa çıkan maddeler bağışıklık hücrelerini uyarır.
bağışıklık hücrelerini uyarır. Arada alttan çocuk sesleri gelebilir arkadaşlar. Bağışıklık sistemi hücreleri de ne yapıyor? Salgılanan kimyasallar sayesinde hipotalamus uyarıyor. Bağışıklık hücrelerinden salgılanan kimyasallar hipotalamusu uyarır. Hipotalamusu uyarır. Daha sonra hipotalamus vücut ısısını artırıyordu. Hipotalamus vücut ısısını artırır. Vücut ısısı arttıktan sonra interferonlar ve fagositik hücreler daha hızlı çalışır. Fagositik hücreler daha iyi çalışır. Daha iyi çalışır ve son olarak da ne olur? Kalp atışı hızlanır. İşte bizim ateşlenme sonucunda vücudumuzda gerçekleşen olaylar bunlardır. Arkadaşlar biz savunmanın özgül olmayan mekanizmasını anlattık size. Burada bitirelim videoyu. Bir sonraki videoda özgül bağışıklık sisteminden ya da özgül savunma mekanizmasından bahsedelim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.